Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hayat ve yatırımın ben bölümleri kesinlikle hatırlayamayacağım. Yani 17 mi? Olabilir. Ben de tam olarak bilmiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Hayat ve yatırımın 14 ile 17 arasında bir bölümündeyiz şu anda. Yanımızda bir misafirimiz var. Engin Bey bizlerle. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlayalım. Yani özgeçmişinizle başlayalım. Çünkü çok enteresan ve çok farklı bir özgeçmişimiz yani, var. Biraz anlatmak dışı. İster misiniz? Hani sıra dışı, kesinlikle sıra dışı. Öncelikle Engin Yılmaz. 1992 İstanbul doğumluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyiz biz. Özal döneminde gelenlerden, son gelenlerden. Onun dışında 13 yaşından beri işte çalışıyorum. Bakkal, mahallemizin bakkalıyla başlayan bir çalışma hayatı. Ondan sonra yani geçen seneye kadar işte sürekli çalışma hayatı devam etti. En sonunda zaten Arçelik'te çalışmıştım. Tanıyanlar falan bilir zaten. Yani son bir seneden beri de çalışmıyorum. İşte borsaydı, işte birkaç girişimdi falan. Onlarla yaşamaya çalışıyoruz diyelim. Bu kadar genç yaşta çalışmanın ne gibi katkılarını gördünüz ve tavsiye eder misiniz? Hani insanlara gerçekten... Ben kesinlikle tavsiye ederim. Yani üniversiteyi bitiriyor insanlar. İşte 25 yaşında falan oluyor herhalde. 25 yaşında bitiriyorsun abi. Ömrünün dörtte birini tüketmişsin. Hiçbir iş deneyimin yok. Hiçbir yere insanlarla, iş ortamındaki insanlarla nasıl konuşacaksın? Üstünle, altınla nasıl konuşacaksın? Bunları bilmiyorsun. İnsanları tanımıyorsun. Sadece sınıf arkadaşların kadar insanlar hakkında bilgin var. Yani tabii ileride zorlanıyorsun hayat atılınca. Çünkü okul şey bir hayat, hani biraz pembe bir hayat. Anne baba maaş veriyor, harçlık veriyor. Sen yiyorsun, işte derslerini çalışıyorsun falan, tamam, ama yani bilmiyorsun dışarıdaki ortamı, iş ortamını. Ya iş ortamı görünce biraz, de biraz afallıyorsun açıkçası. Aynen, iş ortamı biraz insanlara... Fazla beklentiye giriyorsun. Yani iş ortamı ne yazık ki, yani hani ben de sizin kadar değil tabii, 13 yaşından beri değil, ama ben de 18 yaşından itibaren çalışmaya başladım ve orada öğrendiklerim açıkçası her zaman bana daha fazla şey katmıştır. Yani stajda öğrendiklerim, çünkü yani evet, okul hayatı çok önemli. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Hani her zaman diploma önemli, ama artık yeni yaşadığımız dünyada, yeni dünya düzeninde ekstra bir şeyin olması lazım. Ekstra bir şey katman lazım kendine ya. Yani ya dil olur, ya bir program bilirsin, bir el becerin olur, ne bileyim, bir müzik aleti çalarsın. Yani ya seni, bir şeyle fark yaratman lazım. Seni diğerlerinden farklı kılan bir şey olması lazım. Diğerlerinden farklı aynen. Kılan bir şey yoksa çünkü zaten herkes, çok zor. Herkes üniversiteyi bitiriyor. Yani Türkiye'de bilmiyorum rakamları da, belki her yıl 200-300 bin kişi mezun oluyor değil mi? Ha, o 300 bin kişiden bir sayılman lazım, bir fark yaratman lazım. Bir farkınız olması lazım yani, bunu kesinlikle ben de hani zaten programda birkaç defa bahsettik, yani kesinlikle ve kesinlikle erken yaşta çalışmak çok avantajlı bir şey. Hı. İş hayatını öğrenmek çok avantajlı bir şey. Şimdi yani yine bazı aileler bunu kötü olarak görüyor, hani işte 14-15 yaşında çocuğu çalıştırıyor bilmem ne işte. Ya bence öyle değil yani, çalışması gerektiğine ben inanırım, hani belli bir sürede olsa, 3 ayda olsa, 5 ayda olsa bir görsün en azından. Yani en azından sabah 7'de kalksın. Aynen. Yani sabah 7'de kalkmanın zorluğunu fark etsin. En azından bunu öğrensin. Yani bu bile aslında yani avantajlı bir şey. Bunu bile yapması lazım. Aynen. Şimdi şöyle sorayım, madem işin başlangıç kısmından bahsediyoruz. Yani tasarruf yapmanıza karar verdiğin herhangi bir an, herhangi bir olay, bir anınız var mı? İlk tasarruf yapmaya başladığımda zaten dediğim gibi, yani bakkalda çalışıyordum. Ya zaten çikolatanın, bisküvinin içindeydim. Yani para harcayacak bir şeyim yoktu açıkçası 13 yaşındayken. O yüzden birikti. Kendiliğinden birikti. Yani ben bir şey yapmadım ekstradan. Ama ondan sonra işte lise bitti. İşte çalışma hayatına artık aktif olarak başladım. Ben Anadolu Üniversitesi işletme yarıda bıraktım diyelim. Yani beni hiç çekmedi ya okul hayatı. Hani buradan kötü örnek oluyormuş gibi olmasın ama. Ya beni çekmedi. Ondan sonra tabii... O dönem hani liseden sonra direkt çalışmaya başlayınca ben de o zamanlar iyi bir maaş alıyordum. Şeyde çalışıyordum. Gümrükte çalışıyordum. O dönem mesela hiç şey değilim. Birikim yapayım işte. Tasarruf yapayım. Harman sorayım. Fena. Yani fena. İyi yaşadık. Güzel yaşadık. Hani şey olarak çok eğitici, öğretici oldu ama sonuç itibariyle baktığın zaman nette o banka hesabında bir eksi. Eksi olarak gitti yani bizde. Ama olsun. Ya her şeyi yaşayarak öğrenmek lazım. Yani şu anda da bu programı izleyenler de mesela biz ne kadar tasarruf yapın, tasarruf yapın, tasarruf yapın desek de. Bazı şeyleri zamanla yapmak güzel. Yani şimdi ben aynı şeylere 27 yaşındayım. 27 yaşında yapsam biraz garip kaçabilir.
Yani aynen. Yani o zaman da serseri falan diyorlardı ama yani şu an sen de öyle hissedersin. O zaman öyle hissetmiyorsun. Aynen yani şey derler hani bu yaştaki adam hala aynen. bunlarla mı uğraşıyor falan yani enteresan şeylerle karşılaşırız. Bu arada yani tabii herkes Engin Bey'i Twitter'da borsadan biliyor. Hani borsada yaptıklarınızdan biliyor. Engin Bey aynı zamanda bir girişimci. Yani evet. Türkiye'de çok bulunan bir şey değil. Yani girişimciliği deneyen Türkiye'de, çok var. Türkiye'de girişken çok var. Girişimci ama çok ama devamını var. Getiren çok fazla. Herkesin yok. Bir fikri var. Ama yapacak cesaret yok. Para yok. Aslında onların hepsi bulunur da bahane üretime odaklı olduğumuz için biz nasıl yapacağım abi? Para yok. Nasıl yapacağım? İşte ailem destek vermiyor. O kötü bakıyor. İşte olmaz diyorlar. Ne. Niye olmasın ki abi? Yapabiliyorsa para yani bulabiliyorsa parayı sen de bulursun. Sen de yaparsın. Ya, peki yani Türkiye'deki bir girişimci olarak en fazla karşılaştığınız sorunlar ne? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Kendi girişimlerimde mi yoksa girişim ya genel olarak aynen. Ya mesela diyelim ki şu anda bizi dinleyenlerden bir tanesinin bir girişim fikri var ve ne gibi sorunlarla karşı? Yani bu yoldayken nelerle karşılaşıyorsunuz? Kendi fikirlerine çok öyle önem atfetmesinler. Hani benim bir fikrim var ya abi şunu yaparsam milyoner olacağım, milyarder olacağım. Böyle bir şey yok. Her iş yapıldı. Sen yapılan işleri biraz daha geliştireceksin. Sorun olan işi biraz iyileştirip yenisini yapacaksın. Hani çok fazla önemsemesin ve bir şeyi denediysen abi denedin olmadı değil mi? Yenisine geç. Yani takılma. Ya başarısızlık zaten başarısızlık, en doğal şey aynen. aslında. Başarısızlığa takılma veya yaptın başarısız oldun ya ben işte ne yapacağım borca battım bilmem ne. Yani ne oldu dünyanın sonu gelmedi. Yenisini yaparsın. Yani Elon Musk'ı biliyorsun. Apple'ı sahibi Steve Jobs'ı biliyorsun. Hani bunların hepsinin başarısızlıklarla dolu bir özgeçmişi var. Ya zaten şey şimdi herkes Zengin Baba Yoksul Baba kitabını okumuştur, yani. Okuyacaktır. Şimdi Robert Kiyosaki insanlar şey diyebiliyor hani çok başarılı çok şey. Robert Kiyosaki kitaptan sonra 3 defa mı ne batıyor. Tabii. Hani defalarca batıyor ve o da zaten onu diyor ben batabilirim. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan yeniden çıkmak. Yeniden başarılamak, yeniden denemek. Yani bize biraz o korku var yani. Hı-hı. Ya başarısız olursam işte sosyal baskılar var. Başarısız olsam insanlar benimle işte dalga geçerse şöyle yaparsa böyle yaparsa işte parasal korkular zaten tamam o biraz daha mantıklı ama yani ne yazık ki birçok insan denemekten korkuyor. Ya biz toplum olarak böyle sürekli eleştiren ama hiç böyle öz eleştiri yapmayan bir toplum olduğumuz için ondan kaynaklanıyor biraz yani, o korku. Aynen herkes yapılan eleştirmeyi çok seviyor evet. Ama abi gel sen yap dediğinde işte kimse... Bize aslında baktığın zaman hani insanlar işlerini sevmiyorlar ama insanlara bir rahat alan da oluşturuyor. Gidiyorsun abi hiçbir risk almıyorsun. 8'de gidiyorsun 6'da çıkıyorsun. 2000 lirana 3000 lirana neyse alıyorsun. O kadar düşünüyorsun iş yerine. İşi o kadar düşünüyorsun. Ama ya. Kendi girişimin olsa bir mesai kavramın olmayacak. Bir kar, zarar kavramın hani maaş kadar olmayacak. Daha fazla olacak çünkü. Hani daha fazla işi geliştirmeye, daha fazla üretmeye çalışacaksın. Ya şey bir tane kafe sahibi bir arkadaşım var. Zaten kafe sahibi insan 1 milyon, Türkiye'de 1 milyon kişi herhalde kafe sahibi şu anda. Dönerci kafe sahibi. Ya mesela o diyordu, abi diyordu ben ilk açtığı zaman ilk 8 ay boyunca hiç ara vermeden 7 gün boyunca çalışacağım. Çünkü başka bir şekilde ben bunu kaldıramam. Yani ben 7 gün boyunca çalışmam lazım ki olacak. Ya bunu sen normal bir şirkette yaptırmaya çalıştığında yaptıramazsın. Tabii. Adam der ki ya bana verdiğin maaş böyle ben bunu niye yapayım diye. Yani girişimcilikte evet aslında biraz hani bu beyaz yaka dediğimiz şey de insanlar hani evet şu andaki sıkıntılarımız maaşlar daha düşük işte sıkıntılar var ama daha rahat. Bir gün herkes asgari ücretli olacak ya. Gidişat o yönde yani. Oraya gidiyor. Aslında her yerde yani şu anda şey okumuştum. Geçenlerde Twitter'da bir araştırma okumuştum. Şu anda %78'e %28'miş. %78 insan gücü, %28 robot. Hı-hı. Türkiye'de. 2000, yok dünyada. Hı-hı. 2025'te %52 robot, %48 insan gücü olacakmış. Yani havuz giderek de küçülüyor aslında. Yani o açıdan da sıkıntılar var. O yüzden diyoruz ya farklı olmak lazım. Hı-hı. Yoksa herkes zaten mezun. Herkes bir şeyler yapıyor. Bir yerde bir farkınız olması lazım. Şimdi Engin Bey'le konuştuğumuz Engin Bey şöyle bir şeyden bahsetti. Şu anda bir yatırım, yani girişim içerisindesiniz. Girişim yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bize hep şey öğretilir ya. Yani şu anda aslında biraz hayatımızda var. Herkes girişim yapmaktan biraz imtina ediyor. Hani girişimden tam kaçıyorlar. Tam zamanı aslında ya. Değil mi? Evet. Aslında tasarruf yapma. Yani hani biraz da size sorayım. Şu an niye girişim yapıyorsunuz? Çok basit bir soru sorayım. Şu an neden yapıyorum? Aslında biraz şartlar şu ara oluştu. Yani özellikle hani bu dönemde yapayım işte. Krizi fırsata geçireyim, fırsata çevireyim mantığıyla düşünerek yapmadım, yalan söylemeyeyim. Şartlar şu an öyle oluştu gibi.
zaten Ekim'de de hani şirketi kuruyoruz şeyi. Hayırlı olsun. Bir distribütörlük şirketi kuracağız. Bir Çinli firmaya getiriyoruz, Türkiye'ye getireceğiz. Öyle. Şimdi girişimcilik konusundan güzel güzel bahsedelim ama fazla tabii ki, şey yapmayalım şimdi bu işler biraz. Yani girişimcilik konusundan değil de daha çok sizi takip edenler tabii ki şu anda bizim borsa konuşmamızı istiyorlar. Hangi hisseyi alayım abi? Şimdi değil mi? Bir anlaşalım. Evet. Hangi hisseyi alalım falan. Yok öyle bir şey sormayayım. Yani bilmiyorum. YouTube'dan öyle bir şey gelir mi? Arada geliyor sağ olsunlar gelir zaten. Gelir. Dinleyen arkadaşlarımıza. Şimdi bilanço dönemini de geçirdik biliyorsunuz artık. Son bilançolar da geldi. Ya bunu geçen hafta da sormuştum zaten. Hani size de sorayım. Siz de çünkü temel analizde çok iyi bir isim olduğunuz için hani... Çok iyi değilim ya. Daha iyi yeri var bende. Ha tamam. Yani iyi bir isim diyelim. Evet. Şimdi bir bilançoyu gördünüz. Karşınızda bir bilanço var. Bu bilançonun nelere dikkat edin? Yani şöyle söyleyeyim. Bilançoda ne görürseniz abi tamam ben bu hisseyi hiç almıyorum. Güle güle. Benim bu hisseyle işim yok. Ya da neyi görürseniz abi güzel hisse. İşçi sayısı azalıyorsa kesinlikle bulaşmam. İşçi sayısı azalıyorsa şirket küçülüyordur. Çok güzel bir ayrıntı söylediniz aslında. Yani insanların çoğu bakmaz işçi sayısına ama ben ilk mesela hani CEO mesajından bile önce ilk işçi sayısına bakarım. Nasıl önceki dönemde. Artması lazım. Yani çünkü biliyorsun yani büyüyorsan daha fazla insanı çalıştıracaksın. Aynen öyle. Çok enteresan bir cevap oldu. İlk baktığım nokta o. İkinci ondan sonra işte CEO mesajları, yönetim kurulu üyelerinin mesajları onlar. Biraz o kadar önemli değil aslında ama bakıyorsun yani sonuçta çünkü niye önemli değil? Çünkü kimse yani Türkiye'de özellikle öz eleştiri dedik az önce olmadığı için işte biz şunları yanlış yaptık. Bu yüzden işte bu dönem kötü bilanço açıklıyoruz falan. Böyle bir dünya Türkiye'de olmadığı için. Böyle beyler biz batıyoruz diye bir şey söylemiyorlar yani. Ondan sonra yani onunla fazla önemsemesem de bir üstünden geçiyorum okuyorum. Ondan sonra işte hikaye ve beklenti benim için önemli. Ben hani portföyümü paylaşıyorum zaten bilen bilir. Ben daha orta ölçekli şirketler, yani daha hızlı büyüme aşamasında olan şirketlere yatırım yaptığım için hikaye önemli. Hani beklentileri önemli. Yani, yeni iş mi yapıyor, alıyor mu? Yeni işler yapacak mı? Yeni yatırım yapıyor mu? Ya defansif hisselerle çok bir işim yok aslında. Yani. Ya çünkü yani şimdi geliriz belki de temettü emekliliği falan diyoruz. İşte ne bileyim sadece borsadan ki portföyle yaşayabilme diyoruz falan ama bunlar için para lazım. Yani senin temettü emeklisi olabilmen için bugün yani bu ekonomik şartlarda 1,5-2 milyon lira paran olması lazım borsada temettü hisselerinde. Nasıl olacak bu? Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? Eğer Mısır'da bir deden yoksa ne yapacaksın? Hepimiz Mısır'da gidelimizi bekliyoruz şu anda. Yoksa yani çalıştıracaksın parayı. Yani işte aslında yeni sasalar, yeni engeller. Aslında baktığın zaman hani Warren Buffett herkes uzun vadeci zannediyor. Öyle tamam öyle de ilk başladığı döneme baksana Warren Buffett'ın. Ya bir de şöyle bir şey var. O zaten ilk başladığı dönemde adama ne kadardı? 200 bin dolar falan gibi bir şey fon topluyor. Ailesinden para topluyor. Yani öyle bir fon topluyor. Yani şimdi Warren Buffett hikayesi biraz şey bir hikaye aslında. Tabii yani ki biz çok seviyoruz. Hani, aynen. En tepe o artık. Çok uç ama bireysel bir yatırımcının öyle bir şey yapması biraz daha zor. Yani insanın en azından bunu bilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de zor. Türkiye'de zor. Yani Amerika şartlarında olsak daha kolay olabilir belki ama Türkiye'de zor. Yani çünkü Türkiye'de zaten hani Türk borsasında zaten hacmi biliyoruz. İşte piyasanın büyüklüğünü biliyoruz. Şirket sayısı belli. 400 tane şirket var, 300'ü çöp. Yani çöp bunların hepsi. Yani bunu şey yapmaya gerek yok. Gerçekten zaten bu arada şey değil tabii yani burada dinleyenler de Warren Buffett işte şöyle diyorlar böyle diyorlar diye yok benim de gerçekten sevdi mi? Warren Buffett'ı ben hani kitaplarını belki 4 defa 5 defa okudum yani. Aynen yani. Çok severim ben de ama. Şimdi yeni bir kitabı da çıkmış hatta. Öyle mi? Aynen şey bir Amerikan kapitalisti de Warren Buffett bir Amerikan kapitalistinin yükselişi diye galiba yanlış bilmiyorsam yeniden çıkardılar. Yani ondan dolayı hani okumak da lazım aslında. Bundan kesinlikle da zaten lazım. Bundan da bahsedeceğiz. Hem borsaya ilk hani başladığım dönem Warren Buffett'ı tanıyarak ben başladım zaten ya. İşte Warren Buffett adını duydum ilk bir yerde. Warren Buffett'ı araştırırken borsayı ben aslında keşfettim. Yani. Yani o zamana kadar tabii biliyorsun borsayı da nasıl biliyorsun? İşte kumar, işte at yarışı gibi bir şey falan zannediyorsun. Kaybedersin, paranı kaybedersin, şöyle kaybedersin, böyle kaybedersin. Ya ben zaten yani yaşım da 27 yaşındayım. Genç olduğum için 2013'te başladım ben borsaya. 6 yıl önce işte 21 yaşında falanım. Yani o zamanlar işte yatırım yapayım, tasarruf yapayım, para kazanayım, geleceğimi garanti altına alayım falan. O kafada da değilsin zaten. Öyle biraz olunca da yani haliyle çok da ama tabii Warren Buffett'ın benim o kafaya girmeme etkisi oldu. Hani tasarruf yapayım,
geleceğim iyi olsun için. Şimdi madem Warren Buffett'tan ve başlangıçtan bahsettik, şöyle bir soru sorayım size. Ya ilk aldığınız hisseyi hatırlıyor musunuz? İlk önce onu sorayım, ondan sonra unutamadığınız bir hisse var mı? Var. İlk aldığım TGS dış ticaretti. Neden aldığımı bilmiyorum. Almışım. Çok ilk alınan hisseler gibi. Aldık sadece yani. Ben aldığım hisseleri hala yazarım. Yani şunu aldım, şu fiyattan, şu tarihte aldım. Çünkü geriye dönüp baktığın zaman hem böyle güzel bir hatırası oluyor, hem de hatalarını veya varsa başarını görüyorsun. O çok önemli. Mesela TGS almışım. Niye aldığımı bilmiyorum gerçekten. Ondan sonra 3-4 daha hisse almışım böyle. Hani neden aldığımı bilmeden. Para kazanmışım. Yani bakıyorum 3-4 kuruş kazanmışım şeyde. Marjda. Ama ondan sonra demek ki bir zararım falan olmuş. Ondan sonra bırakmışım. Bu iş raporlarda falan kaçırdığınız bir hisse var mı? Öyle notlarını alıp falan kaçırdığınız bir hisseniz var mı? Kaçırdım. Şeyi kaçırdım ya. İskenderun'u kaçırdım. Benim yakın bir arkadaşım var. O bana tavsiye etmişti. İzliyordur kendisi. Selamlar bu arada. Ona tavsiye etmişti. Gerçekten kaç liraydı? 2 liralarda falandı şey İskenderun. Daha bundan 2 yıl önce falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlar tavsiye etmişti. Ben şey demiştim, hani gerçekten incelemiştim şirketi de. Hani güzel şirket falan filan. Ama yanlış hatırlamıyorsam o hisse Yıldız Pazar'da değildi. Başka bir pazardaydı. Şu an bu sene aldılar galiba onu Yıldız Pazar'a. Yıldız Pazar'da olmadığı için ve %5'ten daha az açıklığı olduğu için halka almamıştım. Sonra biliyorsun işte 8'ler 9'lar falan oldu. Peki Yıldız Pazar'da olması sizin için bu kadar önemli mi? Yoksa yani hani BIST 30 ya da BIST 100'de olması sizin için önemli bir şey mi? Yani önemli tabii ki. Yani şimdi Gözaltı Pazar'daki bir hisseyi alır mısın? Yok. Yani kim alır? Sağ ol. Mesela bana bazı, yani şimdi biraz çevre olunca sürekli geliyor. Tamam mı? Bilgiler. Tanımadığınız şirket mesela. Yani, hiç alakasız bir şirket. Mesela hani söylemeyeyim kim olduğunu da hani şirketin. Hani şirket borçlarını yapılandırma aşamasında. Şu an falan durumu toparlayabilecek gibi böyle bir algı var piyasada ama ya toparlayamazsa ya olmazsa neden o riski alayım ki? 3 FK'lı çok güzel cillok gibi sanayi şirketleri var. Şu anda 3-4 FK'lı falan çok güzel şirketler var. Yani, bize durmadan hisseseniz sor, yani bana değil de size durmadan hisseseniz sor. Bazı hisseleri al işte. Hani hiçbir şey yapma. Bekle sadece. 4-5 yıl sonra temettüyle 2'ye katlıyorsun zaten hisseni. Aynen öyle yani. Sadece bunu yapmak bile. Yani şu an aslında çok avantajlı bir dönem. Hem girişimcilikten borsada çok avantajlı bir dönemden geçiyoruz. Yani hani gerçekten şu anda aldığınız çoğu 3-4 FK'lıysa tabii, yani dediğimiz gibi her 3-4 FK'lıysa borç batanma değilse. Yani her 3-4 FK'lıysa da şey olmuyor yani. Hepsi avantajlı anlamına gelmiyor. Hani onu alıp da çok bir, yani çok da bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii biz bunu şey olarak, yani %100 garantili olarak söylemiyorum ama çok 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 yüksek bir ihtimal herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Peki gelelim işin en unutamadığınız hissesine. En unutamadığınız hisse. En unutamadığım birkaç tane var da en kötü olarak unutamadığım var. En iyi olarak unutamadığım var. En kötü unutamadığım şey Goodyear. Hani Goodyear'da müthiş müthiş zarar ettim şeyde bu 3 yıl önce miydi? 2 yıl 3 yıl önceydi galiba. Büyük bir bedelsiz yaptı. O dönem mesela neden yani biliyordum aslında hani hiçbir faydası olmadığı bedelsizin de arkadaş çevremin etkisiyle ve biraz da aslında hırsla, tamam mı? Gerçekten iyi bir para yatırmıştım ve gerçekten çok büyük bir kazançla satmak zorunda, kayıpla satmak zorunda kaldım. Ya gerçekten ciddi bir zarar oldu. Bedelsize karşı biraz bakış açısı enteresan zaten. Yani hani ben tam olarak, yani sağ olsun Cameron Bell'i de, işte Twitter'dan arkadaşlar Jordan Cameron aradı. O bana biraz anlatmış. Hani sigorta açısından baktığın zaman bedelsiz güzel. Yani çünkü şirket biraz daha hani şeyini, sahip olduğu hisseyi insanlarla dağıtıyor. Yani bu biraz aslında sigorta mantalitesi güzel ama insanlar böyle bedelsiz duyduğu anda böyle sanki yani dünyanın en mükemmel şeyi olmuş gibi sevinmesi bana çok, çok mantıklı gelmiyor. Biliyorum ya. Bedelsiz potansiyeli varmış. Neye göre hesaplıyorsun onu? Öyle bir formül mü var? Şeyi mesela yüzyıllardır Egean'dan bekliyor. Yani Egean 15 yıldan beri bedelsiz yapacak. Adamlar yapmıyor. Yok yani diyorlar biz bunu yapmayacağız. Yani bu kadar basit yani yapmayacağız. Warren Buffett yani Berkshire Hathaway hiç yapmamış. Evet. Yani en son hani fiyatı artık aşırı
boyutlara gelince bir B grubu hisse çıkardılar falan. C grubu da var. C grubu var galiba. B grubu, C grubu. Ama bunu kaç sene önce yaptı? 5-6 belki sene önce yaptı. Öyle bir şey yaptı. Yani ne temettü veriyor ne bedensiz yapıyor. Ama çok güzel karlar ediyor. Aynen yani. Hisse fiyatı çok güzel gidiyor. Şimdi biz şey diyoruz tabii işte 250 bin dolar topladı falan filan diyoruz böyle şey yaptı. O topladıkları şu anda milyarder. Hı. Oradaki çoğu insan şu anda milyoner, milyarder falan. İnanılmaz paralar kazandı. Yani çocuklarına da bir şey bırakmayacağını açıkladı ya. Yok ya %98'ini dağıttı. %90'ını mı dağıtıyordu? Çocuklara yani %2'si bile yeter. %2'si 2-3 milyar dolar kalıyor yani sağ olsun. Hani şey diyemiyorum. Şimdi iyi hisse olarak peki... Kötüden bahsettim. Bu arada şundan da, şunu da altını izleyelim arkadaşlar. Bu hikayeler 2-3 sene önce olduğu tabii için. Eski. Hani yani şu anda herhangi bir hisseyi kötüleme veya herhangi bir hisse şey yapma durumu da yok. Yani hisselerin şu anda anılardan bahsediyoruz. Yani yatırım tavsiyesi değildir diye defalarca ve defalarca dememiz lazım. Çünkü YTD'de. Aynen insanların biraz bakış açısı farklı oluyor. En unutamadığınız iyi hisse hangisi? İyi hisse Anadolu Hayat. Net. Bu bireysel net. Çünkü bireysel emeklilik sistemi biliyorsun zorunlu hale geleceği dönemde. Gerçekten bedavaydı. Yani gerçekten bedavaydı ve iyi miktarda almıştım. Yani çok belliydi aslında. Yani çünkü zorunlu bir sisteme giriyordu bireysel emeklilik olayı. Haliyle para gelecekti. Yeni katılımcılar olacaktı. Yeni sermayesi artacaktı. Bu da kâra yansıyacaktı ve yansıdı da. İyi de yani Anadolu Hayat zaten biliyorsun hani temettüsünü de verir. Güzel de büyür. Zaten iş grubu hisseleri genelde öyledir. Ondan iyi para kazanmıştım. Yine yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Ya şimdi mesela bunu da sormak istiyorum. Bir tane açık buldunuz. Yani aslında güzel bir hikaye. Anadolu tamam, Mistral vardı mesela. Mistral GEO. Ya ben onu, siz onu aldığınızda evet. Böyle bir baktım. Yani acaba enteresan yani. Neden aldı o, acaba? Ona bana falan şey dediler ya o şey için. Pazarlıyor musun? Ha, aynen hatırlıyorum. Lüsin Arkas geldi. Engin kardeşim gel şu hisseyi pazarlayalım falan dedi bana. Ya şey... Çok büyük bir açık buldunuz yani. Çok evet. Karlı bir şey buldunuz. Hani orada şey hissiyatı oluşuyor mu sizde? Gelir kalemi çok fazla şişmişti. Yani zaten emlak sektörlerinde şeye bakacaksın bilançoda. Ertelenmiş gelir kalemine bakmak lazım. Bir de değerlemeler falan ama Mistral o dönem zaten elinde fazla bir gayrimenkul olmadığı için değerlemeden zaten bir olay yoktu. Ertelenmiş gelir kalemi çok fazla şişmişti. Bu da aslında bilançoyu kötü gösteriyordu. Çünkü ertelenmiş gelir kalemi bilançoda kısa vadeli yükümlülüklerde olur. Yani borç olarak gözükür aslında. Çünkü adam yani şöyle adam senden 500 bin lira para almış. Sana işte ev vereceğim. Alıyor senden 500 bin lirayı ama evi vermediği için o onun üzerinde borç olarak gözüküyor. Ama verdikten sonra o evi yani o anahtarı sana teslim ettikten sonra işte kar marjı ne kadarsa %30'sa o 500 bin liranın %30'u direkt kar olarak yazılacaktı. Bu çok belliydi ve yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan bir bayağı bir süründürmüştü ise ondan sonra tabii %100 falan bir karla satmıştım ben de. Aslında sormak istediğim şey şu. Onu fark ettiniz. Ve insana tabii şey de olur. Abi bunu bir tek ben mi fark ediyorum gerçekten? Hani, aynen. Yani bunu nasıl kafamıza çok, oturtacağız? Yani, ben oturtturamamıştım o dönem. Yani nasıl kimse görmez? Yani niye satıyorlar ki hisseyi falan olmuyor? Yani çünkü 6 ay böyle yanlış hatırlamıyorsam 2 küsür liradan açılmıştı. 1.60'lara 1.50'lere kadar falan düştü hisse 6 ayda. Hani niye satıyorlar ki? Mesela şeyde de öyleydi. Anadolu Hayat Emeklilik'te de öyleydi. 2018 Ocak'ta zorunlu hale geldi galiba. Hani herkes geçecekti. Galiba, sistem, aynen. Şey, hani ona benziyor. 2017 galiba tam çalışan tam olanlar sisteme geçecektir. Ben de. Yani ama hisse satışıyordu. Yani çok belli bir nakit akışı olacak şirkete. Niye satıyorsunuz ki? Yani işte o zaman dediğiniz gibi insan da şey oluyor. Yani ben bir yerde bir yanlış mı yapıyorum? Yani. Yani bir şey mi derdim? Ama onu sonradan şey yapıyorsun yani yanlış yapmadığını anlaman tabii biraz o tecrübeyle de alakalı. Hani bilmen lazım gerçekten baktığın şey doğru mu yanlış mı? Hani fazla mı hayale kapılıyorum falan da. Yani kendi kendine objektif olabilmen lazım. Şimdi bu hisselerden zaten bahsettik. Şimdi siz yani Twitter'da benim bildiğim böyle uzun vade. Tabii herkes uzun vadeci zaten sağ olsun. Herkes uzun vade olarak başlıyor da gerçekten uzun vadeli ben ama... orta vadeciyim ya. Daha orta ziyade. Vadeci misiniz? Yani ben az önce konuşmuştuk ve şey yaptım bir baktım hisselerime. Hani benim ortalama bir hisselerimde tutma sürem 14 ay. Böyle bir ortalama yaptım. Uzun oluyor. Uzun. Yani Türkiye için uzun. Türkiye için uzun yani. Biliyorsunuz kitabında şey yazan 1-3 ay kısadır. 3-6 ay ortadır 6'dan 12'ye kadar. 6'dan gidebildiği yere kadar.
Hatta 12 galiba tam şu an hatırlamıyorum. Uzun vadeler ama uzun olmuş. Size orta gibi geliyor da size uzun olmuş yani. Yeterli Lynch'in galiba kitabında diyordu. 5 yıldan sonra vadeler uzundur. Yani aynen. Ya bence öyle. 5 yıldan ya uzun alıyorsan uzun vadecisindir. Hani ondan öncesi orta vade gibi geliyor. Şimdi işte siz 14 ay deyince yani dinleyenler de tahminen şey demiş. 14 ay daha ne olsun hani. Bir yıl kısa vadedir. Aynen. Baktığın zaman. Çünkü bir yılda şirket alt tarafı 3 defa şey açıklayacak. Bilanço açıklayacak. Dördüncüyü açıklayamıyor. 14 ayda 4 oluyor işte. Aynen. Tam 14 ayda 4 oluyor. Ya şimdi o zaman şöyle sorayım. Size göre orta normal dünyaya göre uzun vade olan hisseyi taşırken. Yani hani kârda oturmak dediğiniz şey aslında zararda oturmak çok daha güzel bir şey. Yani zararda oturunca bakıyorsun. Ben de daha çok seviyorum ya zararda yani oturmayı. Hayat çok güzel. Zaten zarardayız. Yani ne yapacaksın? Üzerine koyacak bir şey yok. Kademeli alım satım yapıyorsan. Ne alabiliyorsan işte aynen. Beklerken keyifli oluyor. Düşmesini izlemek. Alıyorsun. Ama şimdi kârda oturmak çok zor bir şey. Siz hani uzun vade yapmak isteyen arkadaşlara, kârda oturamayan arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Hani bunu yapmaları için ne gerekiyor? Ekrana bakmasınlar. Nokta. Nokta. Yani çünkü ekrana her baktığında şeytan seni dürtüyor. Şu kadar paramız yani, var bak. Şeye de bakıyorsun çünkü hani sadece hisse fiyatına değil. Ya şu an satsam kaç para kâr ederim? Ona baktın yani ona odaklandığın için, kâra odaklandığın için satıyorsun. Ne çünkü şöyle de bir hani genel bir tabir var ya. En güzel para cepteki paradır. Yani, ama öyle değil bazen. Yani o hisse mesela farkındaysan gerçekten ucuz olduğunun satmamaya devam et. Yani satma, bekle. Yani son derece mantıklı. Ya tabii burada biraz daha değerlenmesini bekliyorum. Şimdi burada şey yani, değil. Bazı hisseler bir anda roket gibi uçtuğu zaman da tabii ki satmak gerekiyor. Ben de işte biliyorsun yani. Geçen yapı kredi de oldu bana. Hani 1.54'ten aldım. Yani fazla da alamamışım yani. Öyle çok büyük miktarda alamadım. Yine orta miktar diyelim ama şey yani bir anda gitti. Aldığım gün cuma yok perşembe falan olması lazım. Cuma günü direkt hoppala %3 ile falan açıldı. Dedim ne oluyoruz falan. Ondan sonra da zaten her gün böyle 2'ler, 3'ler, %2'ler, 3'ler, 5'ler derken şu an 2, 15, 2, 16'lara falan geldi. Yani hani aslında biraz şey de yani illa uzun olacağım, illa orta vadeli olacağım diye bir şey kar. Yok. Kar. Yani siz de herhalde kafanıza çünkü bizim kar noktası koyuyorsunuz. Aynen. Bizim yani yapmamız gereken ben kendi adıma düşündüğüm bizim sermayemizi büyütmemiz lazım. Çünkü küçük parayla uzun vadeci yatırım yani uzun vadeli yatırımcı olamazsın. Temettü emeklisi olamazsın. Temettü emeklisi olacaksan az önce dediğim gibi 1 milyon 2 milyon paran olacak. Yoksa ben temettü emeklisiyim diye geçinme abi ortada. Ha şey yaparsan hani birikim gibi tasarruf gibi düşünürsün, atarsın. O yine iyidir. Hani harcamaktan benim hani bir sözüm var. Harcamaktan her şey iyidir. Git altın al, yastığın altına koy. O bile harcamaktan iyidir. Ya şey, karlı mıdır o tartışılır tabii. Şey Mr. Milyoner diye bir Twitter hesabı var. Kendisi kapandı. Kapandı. Ya kapandı. Amerika'ya taşındı. Aynen. Amerika'ya taşındı galiba. O da bıraktı. O da diyordu. Yani diyordu yaptığınız birikimin %50'sini kaybettiğinizi düşünün aynen. Diyor. Yani zarardasınız diye. Yine birikim yapıyorsunuz. Yine o parayı harcamaktan daha iyi diyor. Harcamaktan aynen. Daha mantıklı diyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış aslında adam diyor ki yani birikim yapın. Yeter ki birikim yapın. Yine aynı muhabbete geliyor. Başarısız olmaktan insanlar korkuyor ya. Yani daha defansif daha şey. Abi başarısız ol. Yani Warren Buffett'ın dediği şey işte. Hayatınız boyunca 6 tane hisse bulsanız. Aynen. 6 tane hisseyi 12'den vursanız zaten tamam işte. Yani kazanmak istediğiniz parayı zaten çok güzel bir şekilde kazanırsınız. Aslında diyor. Türkiye'de hani çok güzel marjlar var. Aynen. Yani %30'lar, %40'lar, %50'ler bizim hani ülkemizde aslında böyle fazla da önemsenmiyor baktığın zaman borsada ama bunu Wall Street'te falan yaparsan herhalde sana yılın trader'ı falan aynen. Ödülü falan verirler. Ya bizde şey gibi oluyor. %30 yaptın deyince. Ya bu tabii enflasyonla deyince alakalı biraz. Ama yine başarı ama %30 yaptın deyince başarı. Yani. Çünkü bizde şey yani %900 falan yapıyorlar ya böyle bir yılda %900 tabii. Yaptım diyor. İnsanlar diyor ki abi süpersin. Kanıt yok. Ama abi süpersin. Hiç problem değil yani. Hani yani ben çok şey yapmıyorum bunda. Yani sonuçta Osman Özen hani konuştuk ya yayından önce dediği gibi. Baktığın zaman şeye bankaya baktığın zaman orada yazıyor senin başarı. Orada başarılısın, başarılı aynen. Mısın, başarısız mısın? Her şey zaten ne de yalan söylediğin zaman tamam karşındaki insanı kandırıyorsun ama yani senin benim seni kandırmamın bana bir faydası yok ki. Aynen yani öyle. Benim cebime ekstradan para girmiyor. Ya garip ya. Tamamen garip aslında.